Atina yönetiminin insan hakları ihlaline tepki çığ gibi büyüdü. Yunanistan'ın 12 Türk azınlık ilkokulunu kapatmasına karşı peş peşe açıklama geldi. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Avukat Necmettin Hüseyin, ulusal kanala açıklamalarda bulundu. Öğrenci sayısının yetersiz olduğunu gerekçe gösteren Yunanistan'ın insan hakkı ihlallerini sürdürdüğünü söyledi. Batı Trakya Türk azınlığı mensuplarının kimliklerini tanımaktan korkan, her fırsatta hukuka inanmış ve demokrasinin beşiği olduklarını iddia eden Yunanistan devleti ve yetkililerinin azınlık eğitimiyle ilgili antidemokratik uygulamalarla ne yapmaya çalıştıklarını anlamak mümkün değil. Yunanistan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanlığı'nın Batı Trakya'daki okullar için aldığı faaliyet durdurma kararı Lozan Anlaşması'nı da hiçe sayıyor. Yunan hükümetlerinin attığı adımlarla azınlık eğitimini yok etmeye hedeflediği gelişmeler açıkça göstermektedir ki Batı Trakya Türk azınlığını Yunanistan'dan koparmak için gayret sarf ediyorlar. Bu gayretlerin ilkokul seviyesine taşınarak Lozan Anlaşması ve Türkiye ile Yunanistan arasında ikili anlaşmalar ile statüsü belirlenen Türk azınlık okullarına yönelik yeni öğretim yılı öncesinde de uygulamaya konulmuş olması neticesinde Batı Trakya genelinde Rodop ilinde 8 ve İskeçe ilinde 4 olmak üzere toplam 12 Türk azınlık ilkokulunun öğrenci azlığı bahane edilerek kapatılması bu hukuk tanımazlığın bariz sonucudur. 2011'den bu yana faaliyeti durdurulan azınlık ilkokullarının sayısı 132'ye yükselmiş durumda. Ancak Batı Trakya Türkleri Başkanı, sizin haksız tutumunuzda baskı ve hak gasplarına uğrasa da Türk azınlık asla boyun eğmedi, eğmeyecek ifadelerini kullandı. Temel insan haklarının ihlalini, uluslararası anlaşmalarının yok sayılmasını da hoşgörüyle karşılamamız söz konusu değil. Umuyoruz ki en kısa zamanda Yunan yetkilileri bu kararlardan vazgeçer. Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi partilerinden Türk Milli Birlik Hareketi'nin Genel Başkanı Erdoğan Saraç da Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınadı.